Merhabalar, bu videoda SLA 3D yazıcı ile bu gördüğünüz PCB kartı yapacağız. Videoya başlamadan önce kısaca kanal konseptimden bahsetmek istiyorum. Kanalımda elektronik, 3 boyutlu yazıcılar, devre kartı tasarımları, 3D modelleme, Arduino uygulamaları gibi faydalı içeriklere yer veriyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olabilir. Açıklamalar kısmındaki bağlantıyı kullanarak WhatsApp kanalımı da takip edebilirsiniz. Şimdi videoya geçebiliriz. İyi seyirler. PCB kartın çizimini yaptıktan sonra bu çizimi SLA yazıcının dilimleyici programına uygun hale getirmemiz gerekiyor. Eğer kullandığınız çizim programı direkt olarak SVG uzantılı bir dosya veriyorsa şanslısınız. Benim kullandığım çizim programı SVG uzantılı dosyayı direkt vermediği için birkaç adım daha fazladan uğraştıracak. İlk önce yaptığım PCB kartın CAM dosyalarını çıkartıyorum. Bu işlemi tamamladıktan sonra FlatCAM programı ile aldığımız CAM dosyalarını SVG uzantılı vektör çizimine çevireceğiz. Bunun için programı çalıştırıp ilgili dosyaları proje içerisine dahil ediyorum. Program içerisinde bulunan film aracı ile SVG uzantılı dosyayı dışarıya aktarıyorum. Bu adımdan sonra modeli STL uzantısına çevirmem gerekiyor. Bunun için de Prusa Slicer'ın 2.7 versiyonu ile gelen SVG dosyası ekleyip dilimleme özelliğinden faydalanarak bu dosyayı STL'ye çevireceğim. Bu arada sizler için 15 videoluk geniş kapsamlı Prusa Slicer eğitim serisi hazırladım. Bu seriyi izlemek için videonun açıklamalar kısmında bulunan linke tıklayabilirsiniz. Prusa Slicer içerisine SVG dosyasını ekleyip ayarlarını yapıyorum. İşlemler tamamlandıktan sonra artık projeyi STL olarak dışarıya alıyorum. Bu aşamadan sonra kullanacağımız yazıcının programına geçip buradaki işlemleri halledip artık PCB üzerindeki işlemlere geçeceğiz. Burada hazırlayacağımız devre kartına uygun ebatlarda bir PCB kartını kesip üzerine dry film ile kaplayacağız. Dry film UV ışınlarına tepki veren ve PCB kart yapımında kullanılan bir yöntemdir. PCB kartının üzerini hem temizlemek hem de dry filmin daha iyi yapışabilmesi için çok fazla bastırmadan 150 grit zımpara ile zımparalıyorum. Zımparadan sonra kart bu şekilde görünüyor. Artık kart üzerine dry filmi yapıştıracağız. Dry film, iki şeffaf film tabakası arasında UV ışınlarına tepki veren bir boya ile oluşturulur. PCB'ye yapıştıracağımız tarafın şeffaf kısmını bant ile bu şekilde açıyorum. Daha sonra hava kabarcığı olmayacak şekilde PCB üzerine yapıştırıyorum. Bu aşamadan sonra tam yapışmayı sağlamak için dry filme ısı uygulamalıyız. Bu işlem için ütü kullanacağım. Burada 80 ila 100 derece arasında 15 saniye kadar ısı uygulayacağım. Bu işlemi laminasyon makinesi ile de yapabilirsiniz. Bana ütü daha kolay geldiği için ütü ile yaptım. Artık film kart üzerine sabitlendi. Bu arada şu kısımda önemli, film ışığa tepki verdiği için bu işlemleri yoğun ışık altında yapmıyoruz. Hazırladığımız PCB kartı ters çevirip o şekilde bırakıyoruz. Biraz da hızlı davranıyoruz. Pozlama için kartı SLA yazıcının ekranı üzerine yerleştireceğim. Fakat görüntünün nerede oluştuğunu ilk önce gözlemlemek için PCB'yi koymadan önce yazıcıdan projeyi çalıştırıyorum. PCB kartı SLA yazıcının ekranına koyduktan sonra pozlama işlemi için yine projeyi çalıştırıyorum. Burada yazıcının gücüne göre pozlama süresi değişkenlik gösterecektir. Bunu deneyerek sizin bulmanız gerekiyor. Ben burada 3 dakika aralıklarla 5 defa pozlama yapacağım. Çünkü kullandığım yazıcının gücü nispeten düşük kalıyor. 15 dakika sonrasında PCB bu şekilde görünüyor. Pozlama sonrasında işimize yaramayan film tabakasını PCB üzerinden kaldırmamız gerekli. Bu işleme geçmeden önce dry film üzerindeki ikinci şeffaf tabakayı da bir önceki yöntemi kullanarak kaldırmamız gerekiyor.
Dry filmin gereksiz kısımlarını kaldırma işleminde sodyum karbonat, piyasa adıyla çamaşır sodası kullanacağım. Bu aşamadan sonraki her adımda ortamı havalandırmayı ve eldiven takmayı ihmal etmeyin. Bir su bardağı su içerisine bir çay kaşığı sodyum karbonat ekleyip su içerisinde çözüyoruz. Artık PCB'yi bu çözelti içerisine atıp yavaşça üzerine ovalıyoruz. Yavaş yavaş çözünme başlayacak. Yollar PCB üzerinde kendini gösterecektir. PCB üzerindeki gereksiz bakırdan kurtulacağız. Bunun için de hidrojen peroksit, piyasa adıyla peridrol ve hidroklorik asit, piyasa adıyla tuz ruğu kullanacağız. Bir kap içerisine 3 birim hidroklorik asit, 1/3 oranında da hidrojen peroksit koyup PCB'yi içerisine atıp sallıyoruz. Asit indirme işlemi sonrasında PCB bu şekilde görünüyor. Artık dry filmin kalan kısımlarını da kart üzerinden kaldırmalıyız. Bu işlemde yine bir su bardağı su içerisine sodyum hidroksit, piyasa adıyla kostik ya da lavabo açıcı diye tabir edilen bu kimyasal maddeden bir çay kaşığı kadar atıp eritiyorum. Bu arada bu işlemi hızlıca dry film tabakasını kaldırmak için yapıyoruz. Çok aceleniz yok ise PCB kartı önceki aşamada kullandığımız çamaşır sodalı su içerisinde 5-6 saat kadar bekletirseniz yine dry film çözülecektir. Artık PCB'miz son halini aldı. PCB bu şekilde görünüyor. Bu yöntemle çok ince yolları kusursuz bir şekilde elde etmeniz mümkündür. Bu yöntemi ben de ilk defa denedim. İlk deneme için sonuç hiç de fena değil. Hassas ve ince yolları olan PCB kartlarımı dry film yöntemi ile üretiyorum. Fakat pozlamayı mor ışık tezgahında yapıyordum. Bu yöntem ona göre daha pratik olacak. Birkaç alıştırmadan sonra artık yazıcı ekranına uygun olan PCB'lerimi de bu şekilde üretebilirim. Evet, bir projenin daha sonuna geldik. Unutmayın ki kendi yaptığınıza paha biçilemez. Bu arada kanalımda sizler için faydalı içerikler üretiyorum. İçerikler hoşunuza gidiyorsa içerikleri beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek esen kalın.